sokaklarda yankılanan bir çığlık, yaşlı bir adamı kurtarmak için koşan 9 yaşında bir çocuk ve sonra hayatını sonsuza dek değiştirecek o an. Radyoaktif atık dolu kamyonun devrilmesi Matt Murdock'ın gözlerini kör etti. Fakat bilim bize gösteriyor ki bazen en büyük trajediler en olağanüstü dönüşümlere yol açar. 9 yaşındaki çocuk gözlerini hastanede açtığında artık göremiyordu fakat işitme, koku, tat ve dokunma duyularının insanüstü derecelerde tuhaf bir şekilde güçlendiğini ve etrafındaki doğal sesleri kullanarak radar benzeri bir duyuyla görebildiğini fark etti. İnsan beyni görme duyusu kaybolduğunda radikal bir değişim geçirir. Nörobilimciler bunu çapraz modal plastisite olarak adlandırır. Görsel korteks diğer duyusal girdileri işlemeye başlar. Ama Daredevil'ın durumu bu bilimsel fenomenin ötesine de geçmiş durumda. Gelin bu yetenekleri gerçek hayattaki normal insan duyumları ile karşılaştıralım. Daredevil'ın en bilinen yeteneği gözlerinin yerine geçen bir radar hissidir. Bu da demek oluyor ki bulunduğu çevreyi görüntüleyebilmesi için ışığa ihtiyacı yoktur. Bu yetenek, onun kör olmasına rağmen çevresindeki her şeyi detaylı bir şekilde algılamasına imkan tanır. Hareket eden nesneleri, insanları ve binaları görmeden tanımlayabilir. Bu fenomenin dünyamızdaki karşılığı ekolokasyon. Örneğin ayaklarınızı hafifçe yere vurarak, parmağınızı şıklatarak, bastonunuzu yere vurarak ya da ağzınızla tıkırtılı sesler çıkararak çevrenizdeki nesnelere sesler gönderip yankılarını algıladığınızda ekolokasyon yeteneğinizi kullanıyorsunuz demektir. Normal işitmeye sahip görebilen insanlar, yankı bastırma fenomeni nedeniyle yakınlarındaki nesnelerden gelen yankıları genellikle kolayca algılayamazlar. Ancak eğitimle yalnızca ses kullanarak engellerden kaçınmayı öğrenebilir ve bu da yankı konumlandırmanın genel bir insan yeteneği olduğunu gösterir. Yine de kahramanımızın yeteneği yanında bizimkiler hiçbir şeydir. Normal bir insan saniyede 5 ila 50 arasında ses dalgasını işleyebilirken, Daredevil 100 binden fazla ses dalgasını aynı anda işleme sokar ve bu da ona 360 derecelik 3 boyutlu görüş alanı ile milimetrik hassasiyetle mesafe algılama duyusu yaratır. Hareket eden ya da etmeyen her nesneyi görmeden kusursuz bir doğrulukla konumlandırabilir. Biz normal insanlarda da tam olarak buna benzer değil ama biraz daha farklı işleyen bir şeyler var. Gözlerinizi kapatın ve kolunuzu biraz ileri uzatın. Kolunuzun bulunduğu konumu görmeseniz de ortamdaki yerini az çok tahmin edebilirsiniz. Ne kadar aşağıda ya da yukarıda, ne kadar bedeninizden uzakta ya da gözleriniz kapalı bir şekilde yürürken sizi içten içe bir şeylere çarpmamak için huzursuz eden şey de aynı hissiyatı yaratır. İşte buna propriosepsiyon yani öz duyum deniyor. Beyin ve bedenin farklı parçalarının birbirine ve ortama kıyasla nerede konumlandığını ve nasıl hareket ettiğini bilmesini sağlayan duyudur. Biz onu günlük yaşamda daha çok gizli altıncı his olarak adlandırırız. Bazılarımız da daha kuvvetlidir. Yakın zamanda araştırmacılar yankıları dinleyen kör ekolokatörlerle yine kör ama eğitim almamış ekolokatörlerle bazı deneyler yaptılar. Her iki gruba da kulaklıklardan yankılar dinlettiler ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme kullanarak beyin aktivitelerini ölçtüler. Şaşırtıcı bir şekilde ekolokasyon kayıtları eğitimli körlere dinletildiğinde sadece yankılara dayanarak nesneleri algılamakla kalmadılar, aynı zamanda normalde gören kişilerde görsel bilgiyi işleyen beyin bölgelerinde özellikle birincil görsel kortekse aktivite gösterdiler. Bu sonuç oldukça şaşırtıcı çünkü beynin görsel alanları normalde yalnızca görsel görevler sırasında aktiftir. Araştırmacılar aynı deneyi yankı konumlama yapmayan gören kişilerle gerçekleştirdiğinde bu kişiler nesneleri algılayamadı ve beynin herhangi bir yerinde yankı ile ilgili bir aktivite olmadı. Normal bir insan kulağı 20 ila 20.000 Hz arasındaki sesleri duyabilir. 20 Hz'ler civarı duyduğunuz sesler çok kalın ve gümbürtülü, belirsizken binlerle ifade edilen Hz sesleri ise tiz tonlardadır. Daredevil ise 0,5 Hz ile 100 bin Hz arasındaki sesleri rahatlıkla duyabiliyor. Yani uzaklarda bulunan bir insanın kalp atışı ve bu atım hızına bağlı olarak o kişinin içinde bulunduğu ruh hali, yalan söyleyip söylemediği, duvara tırmanan böceğin çıkardığı ayak sesleri, beşikteki bebeğin uyurkenki nefes alıp verişi, 2 kilometre ötedeki fısıltılı konuşmaların içeriği, ses geçirmez bir duvarın diğer tarafında fısıldayanların sesleri, düşmanlarının saldırmak için harekete geçtiği anda oluşturduğu çevresel sesler onun duyu alanı içerisindedir. Onun uç noktalarda duyduğu sesleri duymamız imkansız. Özellikle 14 bin Hz'den sonraki sesleri çoğu insan, genellikle 30 yaş üzerindekiler duyamıyor.
Şimdi güçlerimizi karşılaştırma ve test etme zamanı. Ekranda 1 dakika boyunca 20 Hz'den başlayıp 20.000 Hz'e giden ses akışı duyacaksınız. Dikkatlice dinleyin ve hangi Hz'den sonrasını duyamadığınızı yorumlara yazın. Testi daha sonra yapmak isterseniz videoyu 1 dakika ileri sarın. Daredevil'ın 100.000 Hz'leri duyabilmesi sizi yıldırmasın. İşte başlıyor. Okumaya başladığınız bir gazetenin ya da derginin üzerinde bulunan yazılara ait mürekkebin kalınlığı ortalama 0,05 mm'dir. Yani neredeyse insan saç telinin kalınlığı kadar. İşte kahramanımızın dokunma hissi o kadar gelişmiş durumda ki, gazete ya da dergi üzerindeki mürekkepleri parmak uçlarıyla takip ederek sorunsuz bir şekilde okuma yapabilir. Tüm bedenimizi kaplayan cildimizin en üst tabakası olan epidermis, ayak tabanımızda 597 nanometre, çoğu bölgemizde ise 90 nanometre kalınlığındadır ve 3 kattan oluşan epidermisin en üst katmanı olan stratum corneum bütünüyle ölü olup, dokunmayı hissettiğimiz sinirlerle ilgili olan bazal tabaka ise bu ölü dokunun birkaç katman altındadır. Epidermis yaşla birlikte inceldiğinden, kahramanımızın yaşı ilerledikçe dokunmaya daha da hassas hale gelmektedir. Görme engelli insanların okuyup yazmaları için kullandıkları körler alfabesi olarak da bilinen Braille alfabesinin standart kabartma nokta kalınlığı 1-1,5 mm. Daredevil'ın parmak uçlarının hassasiyeti, gerçek hayatta görmeyen insanlarınkinden 30 kat daha fazla. Şimdi bir dergi bulun ve en büyük puntolarla yazılmış bir sayfada parmaklarınızı gezdirmeye başlayın. Büyük olasılıkla hissedebileceğiniz hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü beynimizden gelip boyun omurlarımızdan çıkarak parmaklarımıza ulaşan medyan, ulnar ve radyal sinirlerinin hassasiyeti kahramanımızınki kadar gelişmiş değildir. New York'taki Rockefeller Üniversitesi araştırmacılarına göre insanlar beyinlerindeki 350'den fazla koku reseptörü ile 1 trilyon farklı kokuyu algılayabiliyor. Buna rağmen aslında koku alma yetimizin sadece çok küçük bir bölümünü kullanıyoruz. Gerçek rakamlar bunların çok çok üstünde. Fakat Daredevil bu konuda da farklı bir seviyede. 5 metre uzağında bulunan insanların farklılıklarını sadece kokularından ayırt edebilir. Atmosferdeki dolanan milyon koku molekülü konsantrasyonundaki ufak değişimleri de fark edebilir. Dahası, kokuları hatırlama yeteneği de muazzamdır. Birkaç dakika geçirdiği bir kişiyi doğal vücut kokusunu nasıl kamufle etmeye çalışırsa çalışsın, yalnızca kokusuyla tanımlamasını sağlar. Konsantrasyon güçleri öyledir ki tek bir kişinin kokusuna odaklanabilir ve metrelerce arkada kalsa bile bir kalabalığın içinde onu takip edebilir. Yeterli deneyime sahipse, günler hatta haftalar öncesine ait izleri koku yoluyla takip edebilir. Hipotetik olarak, bölgeyi koklayarak önceki bir olayı zihninde yeniden oluşturabilir. Bu sonuncusu biz gerçektekilerin gerçekten yapamayacağı bir şey. Kabul, koku konusunda trilyonları ayırt edebilmemize rağmen bu yeteneği bir adım öteye taşımak biraz meşakkatli. Daredevil'ın tat alma duyusu, sıradan bir insanınkine kıyasla inanılmaz derecede hassas ve ayrıntılıdır. Normal bir insan dili ortalama 10.000 tat tomurcuğuna sahipken, Daredevil'ın 50.000'den fazla tat tomurcuğu bulunmakta. Bu sayede bir yudumda bir bardak sudaki klor oranını milyonda bir hassasiyetle tespit edebilir ya da herhangi birinin kanındaki adrenalin seviyesini dilinin altına koyduğu bir damla terden analiz edebilir. Sıradan bir insan şekerli bir içecek içtiğinde sadece tatlılık hissederken, Daredevil, içeceğin içinde kullanılan şekerin kaynağını, yapay mı, doğal mı olduğunu veya içindeki en ufak katkı maddesini bile söyleyebilir. Dünyanın en iyi şarap uzmanları dahi her ne olursa olsun bir sıvıda en fazla 3 karışımın tadını ayırt edebiliyor. Tat alma duyusu, Daredevil'ın sadece yemekle sınırlı olmayan bir avantajı.
Bu yeteneği onu zehirlenmelere veya kimyasal saldırılara karşı bir çeşit erken uyarı sistemi gibi koruyabilir. Bir sıvının içindeki zehri diğer insanlar daha fark etmeden algılayabilir. Daha mı örnek istiyorsunuz? Sadece şarabı tadarak üzümlerin nereye yetiştiğini, hangi yıl şişelendiğini, şarap yapımcısının sağ elini mi, sol elini mi kullandığını, deniz suyunu tadarak hangi derinlikte olduğunu, kar tanelerini dilinde eriterek havanın kirlilik oranını, zehirlenme vakalarında kullanılan zehrin tam formülünü, havadaki feromon değişimlerinden duygusal durumları size söyleyebilir. Eğer video hoşunuza gitti ve benzer devamlarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Tabii bunlardan önce abone olur ve bildirimlerinizi açarsanız sizler için titizlikle hazırladığım videoları diğerlerinden önce izleyebilirsiniz. Spider-Man, Ant-Man, Iron Man ve Superman'le ilgili daha önce hazırladığım videoyu izlemediyseniz muhakkak ona da göz atın. Eğlenceli vakit geçireceğinize bahse girerim. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sevgi, sağlık ve bilim hep sizinle olsun. Hoşça kalın.